Merhaba ben Ela Akgün Özbek. Bu videoda sizlerle İngilizce 1 dersinin 3. ünitesi olan Favorite People ünitesinden çıkmış sınav sorularına örnekler çözeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Sorumuz bir boşluk doldurma sorusu. Kim and David blah blah at college today? Which of the following completes the sentence about denmiş. Yani aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar. Hemen cümlemize geri dönelim. Kim and David. Yani burada iki kişi var. And ve demekti. Bunlar birlikte they oluyordu. Arkasından boşluk geliyor. At. Bunu ne için kullanıyorduk? Bu bir prepositiondir. Yani yer yön belirtir. College today. Today neydi? Bugün. College üniversitedelermiş ya da değillermiş. Cevaplara bakacağız. Cevaplara bakarken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Burada Kim and David'den söz edildiğine göre tekil değil çoğul cevaplara yönelmemiz gerekiyor. Ve bize burada neler verilmiş? Auxiliary verbler verilmiş. A are not. B am. C am not. D is not. E is. Şimdi hemen bir hatırlayalım. Auxiliary verbleri nelere göre belirliyorduk? I ise am yazıyorduk. He, she, it için ne yapıyorduk? Hatırlayalım. Is diyorduk. He is, she is, it is diyoruz. Çoğulsa we are diyoruz. They R diyoruz. O zaman biz ne yapacağız? İçerisinde R olan çünkü Kim ve David'di. içerisinde R olan seçeneklere yöneleceğiz. Dolayısıyla hemen ne yaptık? Seçeneklere hızlıca bir baktık. B seçeneğe gitti çünkü M diyor. Emine ile kullanıyorduk? Yalnızca A ile kullanıyorduk. C seçeneği M not demiş. Bunu da eledik. D seçeneği is not demiş. He diyemeyiz. Tamam burada David bir erkek olabilir ama Çoğuldan söz ettiğimiz için is not'ı eledik. E seçeneğine baktık. Yine orada da is diyor. Halbuki bize lazım olan they. Dolayısıyla are not olmalı kim? And David are not at college today olmalı. Doğru yanıtımız A seçeneği. Yine bir boşluk doldurma sorusu ile birlikteyiz. Which of the following completes the sentence about... Soru cümlesini gördüğümüzde zaten hep bir boşluk doldurmayı bekliyoruz. Şimdi hemen cümlemizi okuyalım. Peter's children blah blah at school today. Bu cümlede dikkat etmemiz gereken birkaç şey var. Öncelikle bu bir soru cümlesi değil. Altında en sonunda bir nokta görüyoruz. Dolayısıyla soru cümlesine işaret eden bir seçenek aramayacağız. Zaman belirtecimiz var. Today neydi? Bugün. At bizim bir prepozisyonumuzdu. At neydi? Yer yön bildirirdi. School nereye yönelmiş ya da neredeymiş? Yer nereyi belirtmiş? Okulu. School kim peki? Peter's children. Bunu hatırlayalım. Child derse eğer şurada bitmiş olursa eğer o zaman tekil olurdu ama children neydi? Çocuklar. Kimin çocukları? Peters. Eğer bir isimden sonra şöyle apostrof yani bir kesme işaretinin arkasından es geliyorsa biz buna ne diyoruz? Possessive diyoruz. Yani aitlik. Peter'ın çocukları. Peter's children. Bakalım okula gitmişler mi, gitmemişler mi? Ama fark ettiyseniz bu cümlenin bileşenlerini incelediğimizde biz hiçbir fiilden söz etmedik. Hiçbir yüklem olduğunu henüz söylemedik. Yüklem için neye ihtiyacımız var? Bir fiile ihtiyacımız var. Ama isimden sonra geliyorsa auxiliary verb olması gerekir. Hemen auxiliary verblerimizi hatırlayalım. I ise hangisi gelirdi? M gelirdi. He, she, it olursa is gelirdi. Değil mi? We olursa yani biz olursa are olurdu. They olursa çoğulların hepsinde yine are oluyor. Peki Peter's children çoğul mu tekil mi? E çoğul. Children, çocukları, birden fazla çocuğu. O zaman bizim ne yapmamız lazım? İçinde R olan seçeneklere yönelmemiz lazım. Seçeneklere hemen bakalım. A seçeneği M demiş. M oluyor mu? Olmuyor. Çünkü bu sadece A ile kullandığımız. B are not. Oluyor mu? Oluyor. Diğer seçenekleri de yine de gözden geçirelim. Is oluyor mu? Hayır, onu yalnızca he, she, it ile kullanıyorduk. Eledik. D seçeneği is not. Yine olmadı çünkü he, she, it ile am not yine olmadı çünkü yine bu da tekildi. Dolayısıyla doğru cevabımız bizim are not. Peter's children are not at school today. Peter'ın çocukları bugün okulda değiller. Cevabımız B seçeneği are not. Evet bir boşluk doldurma sorusu bu. Which of the following completes the sentence about denmiş. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar diye sorulmuş. Hemen cümlemizi okuyalım. Maria's husband blah blah at work today denmiş. Hemen cümleye bir bakıyoruz. Bu bir soru cümlesi değil. En sonunda bir noktalama işareti var ve bu bir nokta. Dolayısıyla cümle sonlanmış soru ifade eden bir seçenek aramayacağız. Sondan başlayalım. Today neydi? Bugün. Work neydi? İş. At neydi? Bu bizim prepositionımızdı. Preposition ne demekti? Yer yön belirten e eklere deniyor Türkçe'de. At work de neydi? İşte bugün. Peki kim? Husband, kocası, eşi. Kimin kocası? Maria'nın Maria kocası. Şimdi Maria'nın demek için ne yapıyoruz? İsimden sonra bir Kesme işareti koyuyoruz, apostrof koyuyoruz ve sonuna bir S takısı ekliyoruz. Marayas dediğimiz zaman ne oluyor? Aitlik belirtiyoruz. Maraya'nın kocası. Buna neye dikkat edeceğiz? Bu bir tekil. Demek ki bizim cevabımızda tekil bir cevap arayacağız. Şimdi Maraya's husband at work today deyince bizim neyimiz eksik? Bu cümlede hiç yüklem belirtmedik biz. Hiç bir eylem belirtmedik. İşte değil dedik ama değil henüz ya da işte demedik. O zaman bizim neye ihtiyacımız var? Bir auxiliary verb'e ihtiyacımız var. Yani bir yardımcı fiile. Yardımcı fiil ararken de ne yapacağız? Tekil olmasına dikkat edeceğiz. Yardımcı fiillerimizi hemen hatırlayalım. I için ne kullanıyorduk? Am kullanıyoruz. He, she, it için ne kullanıyoruz? is kullanıyoruz. We, biz için ne kullanıyoruz? Are kullanıyoruz ve yine they için are kullanıyoruz. Şimdi burada tekil bir şeye ihtiyacımız var. Maria's husband yani he arayacağız. Erkek o. Ve sonuç itibariyle arayacağımız şey bir is ya da is not olmalı. Seçeneklere bakalım. İlk seçeneğimiz are not. Oldu mu? Olmadı. Çünkü onu sadece Çoğullarda kullanıyoruz. B seçeneğine bakıyoruz. Am not demiş. Am'i ne için kullanıyoruz? Yalnızca I için kullanıyoruz. Eledik. C seçeneğinde de yine am denmiş. Onu da eledik. D seçeneği has demiş. Bu sahip olmayı ifade eder genellikle. Bunu da eledik. E seçeneğine demiş? Is not. Is uygun mu? He dediğine göre. Maria's husband. He. Maria's husband is not at work today. Bu seçeneğimiz uygun. Doğru yanıtımız E seçeneği is not olmalı.